Ben geçen gün yaptığım bir yorumda Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak bu dosyanın hazırlanmış olmasının, bu dosyanın varlık nedeninin, iddianamenin ve soruşturmaların devam etmesinin, haberlerin devam etmesinin, ülke ocaklarının Sinan Ateş cinayeti benzeri, kime gazetecilere, siyasetçilere suikast ve dayak benzeri olayları yapmayacağını düşündürüyordu. Yapmazlar. Niye? Dikkat çekmezler diye düşünüyordum yanılmışım. Sen misin yanılan Ali Tarakçı? Evet benim yanılan sevgili izleyiciler. Şimdi ekrana vereceğim ne demek istediğimi anlayın. Aynen devam ediyorlar. Burası demokratik bir ülke olsaydı, Türkiye'de adalet olsaydı ve Türkiye'de adalet olduğunda sevgili arkadaşlar adalet olsaydı bunları yapamazlardı. Sinan Ateş cinayetini Türkiye'de adalet ve hukuk olsaydı zaten işlenemezdi ama işlemiş olsalardı o cinayetin failleri MHP Genel Merkezi'nde ve Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde olurdu. Ve hem Ülke Ocakları ile ve hem MHP ile ilgili nasıl davalar açılırdı? Sadece hatırlatmak isterim. Şimdi sevgili izleyiciler, Ülke Ocakları Başkanı, Zafer Partili ismi, bakın bu haberi buraya koyuyorum. İyi bakın, lütfen. Bu haber Zafer Parti ismini hastanelik edip ölümle tehdit etti. 01 DB 250 kendi aracı. Bu da Ülke Ocakları Başkanı kurt işareti yapmış. Burada Zafer Partili ismi bu Zafer Partili isim de bir ülkücü sevgili arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Nasıl ki Sinan Ateş de bir bu da ülkücü. Ama kendilerinde Ülke Ocakları Ülke Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy beraberindeki dört kişiyle birlikte Zafer Partisi Sarıçam Belediye Başkan Adayı Ali Develi'nin bulunduğu berbere geldi. Tutsoy ve yanındakiler 31 Mart öncesi sosyal medya paylaşımlarında şunu ekranlardan alayım sevgili arkadaşlar. <laughs> Tutsoy ve yanındakiler 31 Mart öncesi sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek Develi'yi darp etti. Saldırganlar Develi'ye eşi ve çocuğunun yanında. Hatırlayın bunun aynısı Mersin'de yaşanmıştı. Kalemin kırıldı. Ölümün bizim elimizden olacak diye tehditler savundurlar. Berber'e dört kişi geldiler ve Zafer Partisi Sarıçam Belediye Başkanı adayı Ali Develi'nin bulunduğu Berber'de dövdüler. Önce dışarı çağırdılar. Belediye Başkanı'nın selamı var dediler. Sana Bilal Başkan'ın selamını getirdik ifadelerini kullandılar. Develi'ye tokat attılar. Tokat sonrası Tuzsoy'un beraberindeki dört kişi Develi'ye yumruk ve tekmeyle darp etti. Seni Adana'da yaşatmayacağız, seni ben vuracağım dedi. Darbelerin ardından yere düşen develi dakikalarca yerde tekmelendi. Olaylara şahit olan develinin 16 yaşındaki oğlu ve eşi hızlıca duruma müdahale etmeye çalışarak araya girdi. Berber dükkanının içerisine sokulan develiye yönelik küfürler ve tehditler devam etti. Tutsoy'un yanındaki isimler develiye seni Adana'da yaşatmayacağız seni ben vurup öldüreceğim dedi. MHP'nin aracına binip gittiler. Aynı aynı Saldırı sonrasında Tutsay şoförü ve ülke ocakları mensupları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı'na kayıtlı 01 DB 250 plakalı otomobille binerek olay yerinden uzaklaştılar. Kısa süre sonra saldırıya uğrayan Develi'ye iki farklı numaradan arayan saldırganlar olayın büyümemesi için şikayetçi olmaması gerektiğini söylediler. Hem kalemini kırdılar hem dövdüler hem de sakın ha şikayetçi olma dediler. Şimdi Ülke Ocakları Sarıçam İlçe Başkanı Ahmet Yasin Şahin aradı. Şahin Develi'ye şikayetini geri çek. Seçim döneminde senin kalemini kırdılar ama ben hamle yapmadım. Aynı mahallenin çocuğuyuz dedi. Bak bak bak. Develi'ye teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı İlaç Şahin de arayarak şikayetinden vazgeçirmeye çalıştı. Sonun Sinan Ateş gibi olsun istemiyorum dedi. Saldırının ardından Adana Yüreği Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Develi sonrasında eşi ve oğluyla birlikte polise giderek saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Koruma talep eden Develi polise verdiği, verdiği ifadede ikinci bir Sinan Ateş vakası yaşansın istemiyorum dedi. Arkadaşlar tuzun kokması bile yetmez. Bu ülkenin topraklarında Ankara'daki siyasi kavganın ne olduğunu anlamak için Türkiye'nin nereye geldiğini anlamak gerekiyor. Sinan Ateş cinayeti kilittir. Ayhan Bora Kaplan davası önemlidir. Dün akşam da anlattım. Öncesinde de anlattım. Sinan Ateş davası Erdoğan'ın elinde MHP'yi kontrol etmek için vardır. Bu kadar net söylüyorum. Dava dosyasına bir yığın belgenin girmemesi ve Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında meydan okuması o meydan okumasından sonra Sinan Ateş ile ilgili WhatsApp kayıtlarının, video kayıtlarının kamuoyuna servis edilmesi, araçların servis edilmesi iktidardan bağımsız falan değildir. Devlet bahçeli o hamleye yönelik olarak Ayhan Bora Kaplan hamlesini yapmıştır. Ayhan Bora Kaplan hamlesi de Erdoğan'dan bağımsız değildir sevgili izleyiciler. Anlatmaya devam. Neden mi değil? Anlatacağım sevgili arkadaşlar.